Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda güzel bir deniz elbisesi çalışması yapacağız. Bunun videosunu ben yabancı bir kanalda izledim. Çok hoşuma gitti. Özellikle yani model çok bildiğimiz, çok tanıdığımız model. Fakat şuradaki detaylar, üstteki şu yanlarda olan detaylar ve ön şuralarda yaptığımız detaylar çok hoşuma gitti. Bu detayları başka öreceğimiz elbise, büstiyer, bluzlarda da aynı şekilde uygulayabiliriz. Beşgen motifler var. 4 tane. Hem önde hem arkada. Zaten beşgen motifin duruşu bir kap görünümünde. O yüzden çok hoş durdu. Hani kare motif, yuvarlak motif çok kullandık şimdiye kadar. Ben de ilk defa beşgen bir motif kullanıyorum. Ve gerçekten bir kap görüntüsünde. O, yanlarda da çok şöyle verev gelen kısımları ilave sıralarla düzleştiriyoruz. Eklemesi çok güzel. İlaveler ve tekniği, yani şurada yaptığımız teknik çok güzel. Bunu başka örgülerde de çok rahat kullanabiliriz. Detayları güzel olduğu için anlatmak istedim. Yoksa örgünün gerçekten kolaylığı çok fazla. Bildiğimiz motifler, bildiğimiz örgüler. Etek kısmında aynı motifin kare şeklini kullanıyoruz. Şu etek kısmındaki ucundaki modeli de belde uyguluyoruz. Yani bu ortadaki boşluğu modelle kapatıyoruz. Örerken de bunlar daralarak örülüyor ve bele oturuyor. Çok fazla da oturtmaya gerek yok. Sonuçta bir denizde, yani plajda giyeceğimiz bir elbise olacağı için biraz dökümlü olması daha iyi olur. Şerit bir ip kullandım. Pamuklu ve içinde çok hafif de akrilik var. Yani marka falan sormayın. Çünkü ben kilo ile alıyorum. Nereden aldığımı bile hatırlamıyorum. Güzel, çok yumuşacık bir iplik bu. Çok da güzel oldu. 3,5 numarayla ördüm ben bunu. Ama 4 numarayı da kaldırırmış. Güzel, güzel bir elbise oldu. Aradaki motif detayı da ördüğümde elbise bitmiş olacak. Bu hale getirene kadar örmek istedim. Çünkü gerçekten videoyu anlamak biraz zordu. Neyse, o işi hallettim. Şimdi başka şu ipi göstereyim size. Gene geçenlerde Kürkçağ'a gittiğimde aldım. İnce fakat sertçe bir ip. Yani bunun gibi bu daha kalın ama yumuşak bir ipti. Bu sertçe bir ip ama hafif likrası var. Çok hafif. Bu likralar elbiselerde, kıyafetlerde çok güzel duruyor gerçekten. Çok hafif likralı. İnce bir ip ama 4 numarayla öreceğim motifleri. Harika duracak 4 numarayla, göreceksiniz. Bu gördüğünüz sert gibi görünen ip örüldükten sonra yumuşacık bir elbise olacak. Şunu bir kenara alalım. Hemen beşgen motiflerle başlayalım önce. Şu eteği kaldıralım. Beşgen motiflerle elbiseye başlayalım. Tığ numarası 4 milimetre. Tığ kullanıyorum. İnce bir ip gibi gözükse de hafif sert bir ip olduğu için, o yüzden bir yarım numara daha fazla kullanacağım tığ. Herhangi iplerle, ama tabii ki yazlık. Merserize olur, floş olur. Gene pamuklu iplerin çeşitleri var. Bambu ipler var. Yani bu iplerle yazın kullanabileceğimiz her türlü iple örebilirsiniz. Dökümlü olsun, hacimli durmasın, vücuda daha yapışık, daha dökümlü. Şu olan streç gerçekten bir döküm kazandırıyor elbiselere, kıyafetlere. Böyle bir tercih de yapabilirsiniz. Yani yazlık iplerin herhangi biriyle de çok rahat örebilirsiniz. Çok ip markalarına takılmayın. Hemen örmeye başlayalım. Sihirli halka içerisine 2, 3, 4, 5 zincir doluyorum. Halkanın içerisine ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir tekrar. 2 zincir ve bu halkanın içerisine bu trabzanlardan 10 adet yapıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 zincir. Şurada 5 tane çektiğimiz zincirin 2 tanesini bırakıp üçüncüsüne bağlıyoruz. Şimdi hemen yanındaki boşluğa ilmek yürütüyorum ve 12 zincir örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gene aynı boşluğun içerisine gene ilmek kaydırıyorum. Sonra trabzanın üzerine, tepesine ilmek kaydırıyorum. Ve boşluğa geliyorum. Gene ilmek kaydırarak. Şu gördüğümüz her boşluğa bu 12. Şurada gördüğümüz şu çiçekleri oluşturacağız. 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı boşluğun içerisine ilmek kaydırıyoruz. Bağlıyoruz. Gene trabzanın tepesine ve boşluğa. Gene 12 tane zincir çekip 10 tane çiçek yaparak sırayı tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10.'yu yapıyoruz. İp çiçek motifin şu üstünde kalması gerekiyor. O yüzden 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 kere doluyorum. Boşluğa 1, 2, 3, 4 ve 5 kere de çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şurada hafif bir bolluk oluyor. Bundan daha uzun oluyor. Çünkü buraya zincirler, trabzanlar dolduracağız. O zaman iki kenarda birbirine eşit olacak. Şurada bir trabzan doldurma payı oluyor. 3 zincirden sonra köşeyi oluşturuyoruz. İlk köşe 3 trabzan, 3 zincir. Tekrar aynı yere 3 trabzan. Şimdi iki tarafta eşit oldu. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Yanındaki çiçeğin içerisine bir kere de çakma sık iğne ya da yarım trabzan. Bir tane daha. 3 tane. 1, 2, 3 zincir. Diğer köşeyi oluşturuyoruz. Üç trabzan, üç zincir, üç trabzan. Bu ikinci köşe. Tekrar üç zincir. Doluyorum. Gene bir kere de çıkartıyoruz ilmeği. Bir, 2, 3. Diğer köşeyi yapıyoruz. Üçüncü köşeyi ve bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Son 3 zinciri de çekiyorum ve başladığım noktaya bağlıyorum.
Şöyle de bir göstereyim. Trabzanların üzerinden ilmek kaydırarak şu boşluğa geliyoruz. Üç zincir. Gene köşe çalışıyoruz. Bir alt sırada yaptığımızın aynısını örüyoruz. 3 zincir, 3 trabzan. Üç zincir. Şu boşluğa 3 trabzan. Yine 3 zincir. Diğer boşluğa şimdi köşe. 3 zincir. Köşeye geldik. 3 trabzan. 3 zincir. 3 trabzanla köşeyi oluşturuyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Şimdi bir sıra daha örüyoruz. Bu ördüğümüz sıranın aynısı. Gene ilmek kaydırıyoruz ve boşluğa geliyoruz. Gene 3 zincir ilk trabzanı oluşuyor. İkinci trabzan ve 3. 3 zincir. Tekrar 3 zincir. Boşluklara 3 trabzan. Üç zincir. Gene diğer boşluğa 3 trabzan. 3 zincir. Şimdi köşeye geldik. Yine köşeyi örüyoruz. Burası gibi. 1, 2, 3 tane oldu şimdi trabzan. Üçlü trabzan sayısı. Bunu da aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. Son sırayı da tamamladık. Ve kapatıyoruz, bitiriyoruz. İlk motifimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ikinci motifi örüyorum. Şurada bir birleştirme yapıyoruz. Burası elbisenin arka sırt kısmı. Bu düzden görünüşü tabii ki. Şu şekilde çalışacağız. Buraya bir şu şekilde göstereyim. Ne kadar verev olduğunu gördünüz motifin. Bu şekilde getirmemiz gerekiyor. Şu mesafeyi örgüyle kapatmamız gerekiyor. Diğer motifi ekleyip buraya ekledikten sonra her iki motifin koltuk altı kısımlarına ya yan kısımlarına aynı ilaveleri yapacağız. Bir de şu ortaya yapacağız. Her iki motifin de ortasına yapacağız. Ve bayağı bir genişlik sağlayacağız. Bedene oturtacağız motifi. Şimdi ikinci motifin herhangi bir kenarından diğer motife birleştirme yapıyoruz. Köşedeyim. İlk 3 trabzanı ördüm. 2 zincir çektim. Herhangi bir köşeden 1 zincir.
doluyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. Bir, iki zincir. Devam ediyoruz. Diğer boşluğa ilmeği içeri alıyoruz. Bir zincir. Dolayıp diğer boşluğa 3 trabzan. İki zincir. Diğer boşluğa ilmeği içeri alıyorum. Bir zincir. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa 3 trabzan. İki zincir. Sonraki boşluğa bir zincir. Diğer boşluğa 3 trabzan. İki zincir. İlmeği içeri alıyorum ve bir zincir. Köşeye geliyorum. Üç trabzan. İki zincir. Diğer köşeye. İlmeği içeri alıyorum. Bir zincir. Doluyorum. Üç trabzan daha. Bu şekilde gayet muntazam bir birleştirme örüyoruz. Sırayı devam edip motifi bitiriyorum. Motifi birleştirdikten sonra bu düz tarafı hemen ters çeviriyorum. Bu sırt arka olduğu için arka yüzünü kendime çeviriyorum. Şurada şu kısımlara örgü yapacağız. Burayı şu şekilde düzleştireceğiz. Şu koltuk altına gelen kısma örgünün tersi bana bakıyor. Hemen buraya alıyorum. Bunu tek tek böyle gösteriyorum ki bir sıkıntı olmasın örerken. Biraz dikkat istiyor kenarları örmek. İlmeği ortaya bağlıyorum. Doluyorum ve yarım trabzan. Yani çakma sık iğne. 1 2 3 Sonra 1 2 zincir çekiyoruz. Doluyorum. Bir kere daha üçlü yarım trabzan. Bir kere de çıkıyorum. Bunlar çakma trabzan dediğimiz, yarım trabzan dediğimiz trabzanlar. Şimdi iki zincir çekmemin sebebi motifin kendisini şu aralara üçer zincir çekerek ördük. Bundan sonrasının bedeni toplaması için iki zincir çekiyorum. Burada güzel bir şey var. Bu iki zincir ördükten sonra size bedeninize dar gelirse hemen sökün. Motifi nasıl 3 zincir çektiysek aralara gene 3 zincir üzerinden örmeye devam edin. Hemen beden çok fark edecektir. Yani 38-40 beden giyiyorsanız, daha da üstü giyiyorsanız eğer şu aralarda 2'ye düşürmeden 3 olarak devam ederseniz baya bir hacim kazanırsınız. 2 zincir çektim. Ben 2 zincirin üzerinden örüyorum. Şimdi normal trabzan örüyorum. İki kere de çıkıyorum. İki zincir.
Yani bu model gerçekten ben genelde böyle modelleri tercih ediyorum. Örerken sıkıntı yaratmaması için. Bu arada şunu iki değil de üç yapsanız bedeninize çok güzel oturtabilirsiniz ördüklerinizi. Ama dar beden giyiyorsanız zaten iki zincir gayet iyi gelir. Bir tane daha örüyoruz. Bir, iki tane çakma sık iğne. Bir, iki, üç, dört tane de ikili trabzanlar yapıyoruz. Üçlü gruplar halinde. Bir, iki, üç, dört tane. Sonra örgüyü çeviriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa gene üç trabzan. İki zincir. Gene üç trabzan. İki zincir. Üç trabzan. İki zincir. Gene bir şu boşlukla başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane üçlü trabzanlar örüyoruz. Son kalan şu boşluğa da gene iki zincir, bir kere de çıktığımız yarım trabzanları örüyoruz ya da çakma sık iğne. Üç tane ördüm. İki zincir ve başladığım noktada bitirdim. Bunlar normal. İki kere de çıktığımız trabzanlar. Şu ikisi çakma sık iğne, bir üstteki çakma sık iğne ve biz şuradaki verev mesafeyi kapatmış olduk. Bu yeterli. Dediğim gibi, daha önceden de söylediğim gibi, şunları arttırarak bedeni büyütebiliriz aslında. Şuradaki örülmemiş yerdeki mesafeye bakın. Bir de buradaki ne kadar düzleştirdik bedeni. 1, 2, 3 tane örmüştük. 2 sıra ilave ettik. Bunlar şu 2 sıra normal sık iğneli trabzanlar. 2 tane, bir de şurada bir tane son sırada çakma. Ve bir boşlukla başlamıştık. Boşlukla da bitirdik. Burada ördüğümüzü şimdi burada tekrarlıyoruz. Gene ipi bağlıyoruz. Hemen ortaya ipi bağladım, doladım. Gene çakma sık iğne. Yani yarım trabzan örüyoruz 3 tane. 2 3 2 zincir. Tekrar yanına gene yarım trabzan. Bir kere de çıkıyoruz. 2 3 Bundan sonrası normal 2 kere de çıktığımız trabzanlar. Sıra sonuna kadar. Çakma sık iğne ile başladık. Dolgu olarak başladık. Kafes, dolgu, kafes. Yani dolguyla başladık. Şurada dolguyla bitirdik. Hemen diğer sırada yaptığımız gibi 3, 4, 5 zincir. Yandaki boşluğa gene trabzanlarımızı üçer üçer örüyoruz. Bir, yani boşlukla başladık. 1, 2, 3, 4 tane üçlü grupları ördükten sonra yine 2 zincir ve bu sefer
yarım trabzan. Bir kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3. 2 zincir. Başladığımız yere bağlıyoruz. Her iki tarafa da aynı şu iki sırayı ördükten sonra şu sırt kısmı ile olan arttırma tamamlandı. Şimdi ön iki parçayı örüp motifi örüp gene aynı kenarlara gene iki sıra arttırmamızı örüyorum. Önce bir motifi bitireyim. Evet, üçüncü motifi de bitirdim. Şu iki motifin tersi bize bakıyor. Tersin üzerine kapatıyorum. Motif bize bakıyor, düz kısmı. Yani ters taraflar birbirine bakıyor. Burada gördüğümüz ek fazladan açılı olan üçgen parçayı yani bölümü gene buraya örüyorum. Motifi bitirdikten sonra ipliği koparmıyorum. Devam ediyorum. Şu şekilde önce ortaya geliyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Beşinciyi çekmiyorum ki çok fazla aralık olmasın diye. Doluyorum ve bir, iki, üç çakma sık iğne ya da yarım trabzanı ördüm. Bundan sonrakiler iki zincir ve normal ikili trabzanlar. Sıra sonuna kadar ikili trabzanları örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar şurası çakma sık iğne, sonraları normal trabzan 1 2 3 4 tane ördüm. 1 2 3 4 5 tane zincir. Dönüyorum. Gene ikili trabzanlarla sıraya devam ediyorum. Sıranın en sonunda gene çakma sık iğnelerle bitireceğim. Kafesle başladık. 1, 2, 3, 4 ikili trabzanları ördük. 2 zincir. Şimdi son boşluğa çakma sık iğne ya da yarım trabzan. 2, 3. Bitirdik. Şöyle. Buranın artık ek yeri kaldı. Eki de güzel bir ek. Bunu birbirine eklerken arada bir sıra daha yapmış oluyoruz. Örerek birbirine birleştireceğiz. Arada bir sıra daha olacak. Ve şu zaten arka ekli. Sadece ön kısımda şöyle görünüyor bakın. Böyle getireceğiz biraz. Şöyle düzleştireceğiz. Diğer tarafı da düzleştireceğiz. Baya bir genişlik katacağız üst kısma. Yani şu beşli, beş kenarlı motifi yanlardan ve önden yapacağımız ek sıralarla, üçgen sıralarla baya bir hacimletiyoruz. Bu tekniği başka kullanacağınız örgülerde olabilir. Büstiyer, elbise, bluz yaparken de bu teknikten faydalanabilirsiniz. Yani bilgi bilgidir. Şimdi ben diğer motifi de bitireyim. Evet, dördüncü motif de bitti. Gene ipi koparmıyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceğim ama motifi ters çeviriyorum. Yani şöyle. Tersini çeviriyorum. Ama önce sıra sonuna kadar, yani sıra sonuna derken boşluğa kadar bir gelelim. Evet. Çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. Şu üst kısma 5 değil 4 çekiyorum. Alt kısma yani şu kısma 5 ile dönüyorum ama burada 4 kere çekiyorum. Çok delik olmasın diye. Doluyorum.
Yarım trabzandır. Bir kere de çıkıyoruz. İki zincir ve ikili trabzan. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarla örüyorum. Şu yarım trabzan. Şimdi 5 zincirle 3, 4, 5 geri dönüyorum. Sıra sonuna kadar şuradaki çalışacağımız yarım trabzana kadar normal ikili trabzanlarla devam ediyorum. Evet, sırayı diğerini ördüğüm gibi kafesle başlayıp 1, 2, 3, 4 tane trabzanları ördüm. 2 zincir çektim. Çakma sık iğnelerle 3 tane bitirdim. Yanlardaki genişlemeler bitti. Şimdi öndeki genişlemeleri yapacağım. Motifi örerken aralara hep 2 zincir çektik. 3 zincir çektik. Sonra eklemeleri yaparken bunu 2 zincire düşürdük. Son 2 sırayı aralara 2 zincir çektik. Bu dar gelirse hemen sökün. Aralara gene 3 zincir. Motifi ördüğümüz gibi 3 zincir çekin. Çok fark edecek. Genişlik kazanacak. Bedeninize oturduğu zaman bilin ki burada yaptığınız şu 3 zincir çekerek yaptığınız ilavelerin aynısını bedene de yapmanız gerekecek o zaman. Ben buralara 2 zincir çekmiştim. Şu eklemelerdeki gibi. Ama buraları 3'e, yani bedeninize uydurmak için 3'e çıkartırsanız bundan sonraki öreceğiniz de şuradaki ilaveler de aralarda 3 zincir olsun. Şimdi öndeki ilaveleri örelim. İpi hemen şuraya bağlıyorum. Sıkılaştırıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu üst kısımlara her zaman diğerlerinde ördüğüm gibi 4 çekiyorum dönüş zincirlerini. Alt kısımlara 5 çekiyorum ki buraları dar ördüğümüz için zinciri de bir tane eksik olsun. 5 değil 4 olsun. Sonrasında gene bir kere çıkıyorum. 2, 3. 2 zincir. Gene yarım trabzan. 1 2 3 2 zincir. Şimdi 2 kere normal trabzanlara geçtik. İki zincir. İki zincir. Köşeye geldik. Üç. Yarım trabzan, yarım trabzan. Bunlar ikili trabzan. Üç tane. Dönüyorum. Bir, iki, üç, 4, 5. Hemen yandakine gene 3 trabzan. Üç tane trabzanlarımızı ördükten sonra yarım trabzan. Yani çakma sık iğne örüyoruz. 2 3 2 zincir. Doluyorum. Gene çakma sık iğne. 1 2 3 Şimdi şu üst kısımlarda daha küçük trabzanlar yapıp aşağı doğru normal trabzanlar örüyoruz. Yani burada bir daralma yapıyoruz ya. O yüzden şurada dönüşteki zincirleri 5 çekiyoruz. Buraları 4 çekmiştik ve mümkün olduğu kadar şimdi son sırada 2 çekiyorum. Daraltıyoruz iyice.
döndürüyorum. Artık bundan sonraki trabzanlar normal, ikili trabzanlar. Sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5 tane normal trabzanlar öreceğim. Artık çakma sık iğneler, yarım trabzanlar yok. Evet, sırayı bitirdim. Ön motifin bir tanesini arttırmasını bitirdim. 1, 2, 3 sıra arttırdık. 1, 2, 3 sıra da zaten motifin kendisinde vardı. Şimdi diğer motifin arttırmasını hemen örmeye başlayalım. İpi yine buradan takıyorum. İpi bağladım. Bir de sıkılaştıralım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Daha fazla çekmeyelim. Ve çakma sık iğnelerimizi hemen örelim. Bir kere de çıkıyoruz. 2 zincir. Gene diğer tarafta ne yaptıysak aynısını burada da örüyoruz. Bundan sonrakiler normal. Şimdi 2 zincir çektim ve kafesle bitiriyorum. Şu araya hemen sırayı bitiriyorum. Çakma sık iğneler, 2 tane normal ve kafesle bitti. Çeviriyorum. Şöyle içeri giriyorum ilmeği kaydırarak. 1, 2, 3 zincir. Şimdi ikinci sırayı yapıyoruz. 2 zincir, diğer boşluğa 3 trabzan. İki zincir, gene 3 trabzan. 1, 2, 3. Şimdi 2 zincir çektim. Buraya 1, 2, 3 yarım trabzan. 2 zincir. Gene baştaki boşluğa 3 yarım trabzan. Zaten elinize aldığınızda artık o bere duruş kayboluyor. Bir düzleşme oluyor. Şimdi 1, 2, hatta 2 zincir yetiyor. Dönüyorum. Artık son sırayı yapıyorum ve artık bundan sonrakilerin hepsi ikili trabzan. Sıra sonuna kadar daralma yapmıyoruz son sırada. Bu şekilde bitiriyorum. Sırayı hiç daraltma yapmadan 1, 2, 3, 4 ve kafeste bitirdik. Kafeste bitirdik çünkü bunlar önemli. Şöyle yapabilirdim ki öyle anlatılmıştı zaten. Her bir sırayı bunu böyle ördüm. Karşıya da aynısını öreceksiniz. Bunu buraya ördüm. İşte hem buraya hem buraya aynısını öreceksiniz deyip geçseydim inanın çok zorlanırdınız. Çünkü şurada ilik olacak birbirinin üzerine. Şurada dolgu var. Burada kafes var. Bu bunun üzerine gelecek. Ve bundan sonraki üst üste gelen her boşluk ilik olacak. 1, 2, 3, 4 tane düğme dikeceğiz. Boşluğun üzerine dolgu gelecek. Boşluğun üzerine dolgu gelecek. Üstteki boşluklarda ilik olacak. Dolgunun üzerine düğme dikilecek. Üzerine kafes gelecek ve ilik olacak. O yüzden bunların takibini daha iyi yapabilmeniz için tek tek gösterdim. Yani diyebilirdim. Bunu burada böyle ördüm. Karşıya da anlatılması böyleydi videoda. Bunun ben tek tek anlatmamın sebebi yeni öğrenenler şaşırmadan yapsın diye. Yoksa bilenler zaten bu kuralları bilir, teknikleri bilir. Zorluk çekmeyin diye biraz uzun bir video olacak ama tek tek anlattım ki
Aynı adımları izleyerek yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi iki bedeni yanlardan ekleyeceğiz. Örerken yani eklerken de birer sıra daha yapmış olacağız aralara. Eklemeye şu kenardan hemen başlayalım. En baştayız. Şurada bir boşluk var. Karşı tarafta. Hemen o boşluğa şöyle bir bağlıyoruz. Bir bu boşluğa, bir bu boşluğa, bir bu boşluğa. Yani her iki motife de bu şekilde örerek bir sıra daha oluşturuyoruz. Hem ekliyoruz, hem bir sıra daha örüyoruz. Şimdi dalıyorum. Hemen bana doğru olan motifin ilk boşluğuna 3 trabzan örüyorum. 1 2 3 Doluyorum. Şu eklediğimiz yerdeki boşluğa değil, o bizim sırayı bağladığımız yer. Hemen diğerine, yanındaki boşluğa, arka motifin oraya da bir 3 trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar doluyorum. Buradaki boşluğa gene 3 trabzan. Doluyorum. Arka motife gene 3 trabzan. Hemen yanındaki boşluğa. Sonra gene benden taraf olan motifin sıradaki boşluğa gene 3 trabzan. Gene arkadaki motifin ilk boşluğuna 3 trabzan. Doluyorum. Pardon, çekmiyoruz zincir. Şimdi son 3 tane trabzan örüyorum. Ve doluyorum. Son boşluğa bir trabzanla bitiriyorum. Ekleme bu şekilde. Sanırım anlaşılmıştır. Diğer kenarı da yapalım. Şimdi şöyle bir göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5 sıra zaten var olan sıramız. 1, 2, 3, 4, 5. Şu arada kalan 2 sıra bizim birleştirirken yaptığımız iki sıra. Yani birleştirirken iki sıra birden örüyoruz. Bir oradan, bir buradan, bir oradan, bir buradan derken iki sırayı bir arada örmüş oluyoruz. İki sıra daha genişliyor. Bu şu tam koltuk altına gelen kısım. Burada yaptığımız örgüyü aynısını şimdi diğer tarafta örüyoruz. Burası bitti. Şimdi bu kısmı da hemen örüp kapatalım. Hemen diğer tarafın hemen başına
İpi bağladım. Bir de güzel şöyle sıkılaştıralım. Bu sırada motiflerin yeri değişti. Yani şu motif arkadaydı, arkadaki motif de öndeydi. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Hemen başlar başlamaz şurada boşluk vardı, dolgu yerine oraya örerek başlamıştık. Şimdi arkadaki boşluğa, yani arkadaki motif öne geldiği için bu ekleme sırasında hemen diğer boşluğa bir üçlü trabzan. Yani üç, ikili trabzan ama üç tane. Sonra doluyorum. Şuraya batmıyoruz. Burası bizim ilk başlama yerimiz çünkü. Hemen yanındakine. Doluyorum. Yanındaki boşluk. Bir o motife, bir bu motife örerek iki sırayı eklerken iki sırayı daha motife, yani koltuk altı kısmına ilave etmiş oluyoruz. Genişletiyoruz. Biraz karışık gibi görünse de değil aslında. Gayet kolay. Sırayla her boşluğa bir bu öndeki motife, bir arkadaki motife üç trabzan örüyoruz. Şimdi buradayız. Trabzan. Burada bitiriyoruz. Trabzan yaparak. Üç, dört. 1, 2, 3, 4, 5. Dolgulu kısım. Burada kafesle biten kısım. Yani dolgunun karşısına kafes gelecek. Bu örüntü ek sırasında, o iki sırada da aynı şekilde örüntü devam etmesi gerekiyor. Kafesin yanına dolgu, dolgunun hemen yanına kafes. Örüntüyü bozmadan, modeli şeklini bozmadan İki sırayı da bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Evet, ekleme yaparken iki sırada ilave etmiş olduk. İki sıra buradan, iki sıra buradan, dört sıra daha kazanmış olduk. Sanırım bu 38 beden oluyor. Zaten bittikten sonra göğüs ölçüsünü, bel ölçüsünü hepsini santim santim göstereceğim. Şimdi artık örgümüz, üst örgümüz bitti. Bedene geçiyoruz. Şuraya gene dolgu kafes, dolgu kafes olarak bir 4-5 sıra öreceğim. Ve araya etekle üst arasına şu modelden koyacağız. Bu model ne kadar geniş olursa bel de o kadar güzel duruyor. Dar şöyle 2 sıralık falan bir model koymayın. Biraz genişçe en azından bir 4 sıra olsun. Kendi bedeninize göre. Yani eğer bel kısmınız uzunsa şuralara biraz daha mesela 5 sıra yaparsınız, 6 sıra yaparsınız. Çünkü etek bittikten sonra onun üzerine de birkaç sıra yapılacak. Arada kalana kalan bölüme de deminki modelden örüp bitireceğiz elbiseyi. Bir vermek açısından şöyle göstereyim. Benim ipim sadece eteği örmeye yetti. Bir de üzerine büstiyerini yapacaktım. Yani bel kısmı açık olacaktı. Sadece etek ve büstiyer olarak düşündüm ama ip yetmedi. Sadece eteği yapabildim.
Şöyle, gerçi mankenin üzerinde çekeceğim fotoğrafı da. Şu şekilde çalıştım. Motif bittikten sonra iki sıra daha. Şu iki sırayı da ördüm. Sonrasında 3 sırada sık iğne geçip bir tane kordon yaptım ve bağladım. Çok harika bir etek oldu. Bu da fikir vermesi açısından etek kısmı için. Bu saf bir pamuk ip. Biraz da kalındı. Bunu da 4 numarayla çalıştım. Şimdi hemen bedene başlayalım. Bana göre sağ tarafı 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Sol tarafı da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. 5. sırayı 6. sıranın üzerine bindirerek şöyle, şu bakın en son sıra boşluk olarak. Bunu ilik olarak kullanacağımız için şuradaki dolgunun üzerine şu boşluk bu şekilde gelecek. Ve aralarda düğmeler gözükecek. Şimdi hemen ipi bağlıyorum. İpi şu dolgunun hemen başına bağladım. Şu karşı parçanın ilk dolgusunun, yani şu boşluğun bittiği, dolgunun başladığı ilmeğe, tabii onu çıkarıyoruz önce, şöyle şuraya batıyorum ve bunu ilmeği çekiyorum. İki zincir daha çekiyorum. Bir ilk trabzanı örüyorum. Şuraya bağladık. Üst üste geldi. Hemen ilk dolgunun trabzanına ikili trabzan daha yapıyorum ve ilk dolgumuzu örüyoruz. İpi şu karşı parçanın başından bağladık. Sonra dışarı çıkardık, önümüze aldık ilmeği ve zincir çekip ilk dolgunun üzerine 3 trabzanımızı ördük. Bu parça şimdi geldi buraya, üst üste bindi. Buralara düğmeler dikildiği zaman güzel bir görüntü olacak. Yani ilik kısmı zayıf kalmayacak, tok bir görüntüsü olacak. Şimdi devam ediyoruz. Artık bir kafes, bir dolgu örmeye. 2 zincir. 5'lığa tekrar örüyoruz. Tamamı 36 dolgu olacağı için biraz sık bir dolgu öreceğiz. Çok atlamadan. Bedeni çok daraltmayalım. Giyip çıkarması rahat bir elbise olsun. 2 zincir. Şöyle göstereyim tekrar. Boşluğa. İki zincir. Bitene kadar sadece boşluklara birer tane yapmıyoruz. Arada çift örüyoruz. Atlayacağımız yerleri atlamıyoruz. Peş peşe örüyoruz ve 36 adet dolguyu tamamlamanız gerekiyor. Arttırmaları dağıtarak, bir yerde toplamadan dağıta dağıta bu 36 şu dolguyu tamamlamamız gerekiyor. Motifin ek yerine geldim. İki tane boşluk yan yana. Her ikisine de örüyoruz. Sadece boşlukları örersek bu beden çok dar olur ve giyerken kafa ve omuzlardan biraz zor geçer.
O yüzden bu aralara şimdi mesela şuralarda, şurada çift batacağım. Aralarda çift batarak 36 dolguyu tamamlayacağız. Şurada bir tane arttırayım. İlk motifte arttırmadım. Şu ikinci motifte hemen arttırayım. İki zincir aynı boşluk içerisine bir arttırma yapıyorum. Ve normalde atlamam gereken iki boşluk yan yana geldiğinde atlamam gereken yere de yine dolgular yapıyorum. Bu şekilde dolgu sayısını arttırarak 36'ya tamamlıyorum. Devam ediyorum. 36. dolguyu şurada birleştirdiğimiz, üst üste getirdiğimiz iki kenarın boşluğuna ve alttaki trabzanın içerisine batarak son dolguyu örüyoruz. İki zincir başladığımız noktaya geldik. Ve sırayı bağlıyoruz. Şöyle yakından son sırayı nerelere battım onu göstereyim. Şu başlangıcımız şurası. Sonra devam ettik. Burada bir arttırma yapmıştık. Arada her iki boşluğa da batıyoruz. Sonra geldik bir arttırma daha yaptık. Şuradaki bir trabzanın da içinden gene bir dolgu yaptık. Ve son 36. dolguyu da birleştirdiğimiz son şuradaki boşluğa battık ve bitirdik. Şimdi artık bu sırayı tekrar aynı şekilde 4 sıra örüyorum. Herhalde 4 sıra yeterli olur. Artık bir değişiklik yapmıyoruz. Eksiltme, arttırma yok. 3, 4, 5 zincir boşluğa. İki zincir boşluğa. Bu şekilde dümdüz 3 sıra daha örüyoruz. Toplam 4 sıra yeterli olur. Şimdi ikinci sıraya geldik. 2 zincir. Şu başladığımız şu boşluğun hemen yanındaki kafesin içerisine 2 trabzan. 3. trabzanı bu boşluğun çektiğimiz zincirleriyle ekliyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi boşluktayız. 3 zincir hemen boşluğa ilk dolgumuzu yaptık. Şimdi kafes. Bundayım. Son sırayı öreceğiz. Dördüncü sırayı. İki zincir. Başladığımız noktaya ipi bağlıyorum. Sırayı tamamlanıyor. Şimdi başlarken yaptığımız gibi 5 zincir. Doluyorum. Ve
boşluğa 3 trabzan. İki zincir, 3 trabzan. Bu şekilde sırayı bitiriyoruz. Sıra sonunda 2 zincir, boşluğa 2 trabzan, başladığımız noktada 3. zincire bağlayıp bitiriyoruz sırayı ve bu da yeterli bir yükseklik oldu. Burada ben bitiriyorum. Yani üst beden bitti. Şimdi alt bedeni, yani etek kısmını araya örgüsünü örerek birleştiriyoruz. Ben etek kısmını ördüm, elbisenin etek kısmını. Şimdi bu aradaki şu örgü yapılarak birbirine eklenecek. Bu motiflerin üzerine de şurada yaptığımız gibi birkaç sıra gene kafes dolgu öreceğiz. Yalnız bunlar kare. Üst bedendekiler beşgendi. Bunlar dörtgen. Burada 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabzan yapıyorduk. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 trabzan yapıyoruz. Sonrasında yine aynı şekilde devam ediyor. Burada arada bir tane, bir köşe, bir üçlü trabzan, bir köşeydi. Burada iki üçlü trabzan yapıyoruz. Yani köşe, iki tane trabzan dolgu, sonra tekrar köşe. Aralarda iki tane var. Bunlar tek, yani yarım trabzan, bir kere de çıktığımız trabzanlar. Burada yaptığımız gibi. Burada sadece bu iki tane oluyor. Bir köşe, iki trabzan, üçlü trabzan, bir köşe. Bu şekilde dört kenar oluşturuyoruz. Sonra bunları eklediğimiz gibi birbirine, şu sırtta göstermiştim ek yerini. O şekilde bunları birbirine ekliyoruz. Sonrasında birazdan göstereceğim modeli üzerine örüp etek kısmını tamamladım. Motif basit olduğu için sadece anlatmak yeterli olur. Çünkü zaten göğüs kısmında tek tek sıra sıra yapmıştık. Sadece arada iki tane. Bir tane değil. Şunlar bir tane değil. İki tane olacak. Tek değişiklik bu. Şimdi şu üst kısma birkaç sıra bu kafesten örüyorum. Şimdi herhangi bir yerden ipi bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane dolguyu yaptım. Şimdi ek yerindeyim. Motifin ek yerine geldim. Hemen burada boşluk var diye buraya örgü yapmıyoruz. 2 tane köşe birbirine bakıyor burada. 2 boşluk yan yana. 2 zincirden sonra doluyorum. Şu boşluğa batıyorum. Yani bu boşluğa değil, bu boşluğa da örmüyoruz. Sadece tam bağlantı yerinin ortasına. İki zincir doluyorum. Bu boşluğa. Sırayı bu şekilde örerek bitiriyorum. Yani şuraya geliyoruz, buraya geliyoruz, örüyoruz. Ama şu iki köşenin birbirine bakan boşluklarına, şu boşluklara değil, tam ortadaki ek yerine, ortasına trabzan örüyoruz. Çünkü artık bundan sonra etek kısmında çok olan dilimler azalacak. Yani buradaki etek ucundaki kadar çok dilim yapmayacağız bu örgüden. Örgüyü küçülteceğiz. Boşlukları
her birine dolgu yapmıyoruz. Arada bu şekilde batarak örgüyü daraltıyoruz. Yani tekrar boşlukları örüyoruz. Buraya geliyoruz. Şuradaki gördüğümüz boşluklara değil, iki taneye değil, tam ortadaki buraya batıyoruz. Şurayı ördükten sonra buraya, sonra gene buraya. Bu şekilde örgü daralıyor. Sıranın sonunu iki zincir doluyorum. İki trabzan. Üçüncüyü başladığım noktada tamamlıyorum. Şimdi iki sıra kafesi ördüm. Bunun üzerine şu örneği kuracağız. Fakat etek ucuna nasıl kurduğumu önce bu sırada göstereyim. Videoyu çok uzatmamak için ben hepsini ördüm. Şimdi şurada şu sırada nasıl olsa nasıl başladığını gösterebilirim dedim. Şimdi herhangi bir yerden ipi bağlıyorum. Ya da tabii şuradan bağlayalım. Sağlamlaştırıp 3, 4, 5. Şu 3 trabzanın bir başına, bir diğer başına bir kafes yapıyorum. 2 zincir. Tekrar üçlü trabzanın bir bu başına, iki zincir doluyorum. Bir diğer başına. İlk sırayı kafes çalışıyorum. Şu üçlü trabzanın, yani üç trabzanın bir başına iki zincir, diğer başına. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi biraz ördüm. Diyelim ki sırayı tamamladık. Ve bitişi bağladık. Diyelim ki şurası, şu eteğin ucu, şurayı örüyoruz. Şuradaki kafesleri ördük. Şimdi şuradaki sırayı örüyoruz. Sırayı bağladım. 1 ya da şuraya bir sağlam bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki, yani boşluğun hemen yanındaki trabzana bir sık iğne. Şurada bir boşluk oluştu. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane atlıyoruz. 1, 2, hemen ikincinin üzerine bağlıyoruz. 1, 2, bir tane diğer trabzana. Sonra 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane atlıyoruz. 1, 2. Hemen yanındaki trabzana. 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane atlıyoruz diğerine. Sırayı başladığım o küçük boşluğun hemen dibinde bağlıyorum. İçine bir sık iğneyle içine giriyorum şu küçük olan boşlukların. Buradaki 7 zincir vardı. Bu zincirlerin boşluğa değil,
zincirlerin içerisine batıyoruz. Doluyorum. İlk zincire bir trabzan. Sonra ikinci zincire bir trabzan. Sonra üçüncü zincire bir, iki, üç. Sonra dördüncü. Dört trabzandan sonra bir zincir aynı yere, aynı boşluğa. Yani dördüncü trabzanı yaptığımız trabzanın dibine bir trabzan daha. Bir zincir aynı boşluğa bir kere daha. Sonra tekrar diğer trabzanlara 2 oldu. 3 ve son zincire 4. 1 2 3 4 trabzan ördük. Sonra aynı ördüğümüz şu 4. trabzanı ördüğümüz boşluğa bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan ördük. 3 tane daha ördükten sonra sırayı bitirdik. 4 trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir ve 4 trabzan. Şu ortada bulunan küçük boşluğa ortasından batıyoruz ve bu sırayı bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar şu 7 zincire geldik. İlk zincire bir trabzan, yanındakine 2, yanındakine 3, yanındakine 4. Şimdi bu dördüncü trabzanın bir zincir, hemen dibine bir trabzan, bir zincir, tekrar aynı yere bir trabzan. Yani bir ilmek içerisine 1, 2, 3 kere batıyoruz arada zincirlerle. Şimdi 3 trabzan daha yapıp sırayı bitiriyoruz. Son zincire de son trabzanı örüyorum. Sonra şu ortadaki boşluğa bağlıyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Son 4 trabzanımı da ördükten sonra şu aradaki şu küçük boşluğa, oraya bir sık iğne ile gelmiştik zaten, tekrar o sık iğnenin üzerine sırayı bağlıyoruz. Şurada bir örnek olması için göstereyim. Şu etek ucu olarak düşünün. Şimdi bir sıra üstüne çıkmak için trabzanların üzerlerine ilmek kaydırıyoruz. Boşluğa da bir ilmekle geliyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne. Gene küçük küçük boşluklar oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam karşıdaki boşluğa gene araya 1, 2 zincir, diğer boşluğa. Şu sırada oluşturduğumuz, kafesin üzerine oluşturduğumuz deseni şimdi bir üst sırada oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen karşıya 2 zincir, yanındaki boşluğa. Sıra bittikten sonra şu sırayı tekrar ediyoruz.
Hemen şu küçük yere bağlıyoruz. Hemen yanındaki zincirlere batarak şunları oluşturuyoruz, dilimleri. Bu sırayı nasıl ördüysek, bir üste çıkışı da şimdi gösterdim. Aynı şekilde bir sıra daha üste çıkıyoruz. 3 sıra ördüm ben şu etek ucunu. Ama siz isterseniz yani 4 sıra örün, 5 sıra örün, 2 sıra örün. Tabii ki ölçüyle alakalı bu. Bir de nasıl duruyor? Yani 3-4 sıra, 5 sıra daha güzel duruyor derseniz, biraz daha uzun olsun derseniz size bağlı. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben sadece sıra ve bir üst sırayı nasıl çıkılıyor onu gösterdim. Artık bundan sonra ne kadar öreceğiniz size kalmış. Ben bunu söküyorum. Çünkü bu sadece etek ucunda ördüğümüz kısım. Bel kısmına doğru şu kalça üzerindeki kısım daha farklı olacak. Yani daha farklı derken örnek aynı örnek. Başlangıcında biraz daraltıyoruz haliyle. Evet, söktüm. Anlaşılmıştır umarım. Şimdi eteğin bel kısmı, kalça üstü kısmına başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane dolguyu atlıyorum. Diğer dolgunun başına bağlıyorum. Sonra bir, iki zincir dolgunun diğer başına bağlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şurayı atlıyorum. Diğer dolgunun başına iki zincir dolgunun diğer başına bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Sıra sonunu başlangıcı 7 zincir çekerek başlamıştık. Fakat etek ucunu gösterirken şu küçük yerden başlamıştık. Hiç fark etmez. Şuradan da başlasanız büyük boşluktan da başlasanız yani 7 zincirden hiçbir şey fark etmez. Örgü aynı örgü. Şimdi geldik. 7 zincir çektim. Bağladım ve sırayı bitiriyorum. 2 zincir başlangıç noktasına bağlıyorum. Şu ilk zincire geliyorum. İlmek kaydırarak ilk trabzanımı yapıyorum 3 zincirle. Sonra doluyorum. İkincisi 3 ve 4. Bir zincir aynı boşluğa. Bir zincir ve aynı boşluğa. 3 trabzan daha yapıp bitiriyoruz. Etek ucundaki örneği gösterdiğim gibi bundan sonrası aynı oluyor. Son zincire de son trabzanı örüyorum. Aradaki küçük boşluğa bağlıyorum. Tekrar üzerine doluyorum. İlk zincire 7 zincirin ilkine trabzanları örmeye başlıyorum. Model aynı model. Etek ucunu gösterirken nasıl ördüysek bundan sonrası da aynı şekilde ilerliyor. Tabii kaç sıra öreceğiniz size bağlı. Ben etek ucunda 3 sıra ördüm. Belde de 3 sıra öreceğim. Yeterli oluyor. Şimdi ben bunu 3 sıra örerek bu bölümü bitiriyorum. Sırayı başladığımız yere bağladıktan sonra gene ilmek kaydırarak boşluğa, ilk boşluğa geliyorum. Ve boşluğun içerisine bir sık iğne, ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne ve boşluğa tekrar 3 tane sık iğne örüyorum.
7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk boşluğa bir sık iğne. Trabzana. Tekrar boşluğa. Gene 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk boşluğa ortadaki trabzanın üzerine 3. Tekrar 7 zincir. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Son o sırayı da ördükten sonra şöyle eteği önümüze alıyoruz. 3 tane motifi görüyoruz. 3 de arkada 6 motiften oluşuyordu. Şu 1, 2 ve 3 motifin ortadaki motifin tam ortasından hizalıyoruz. Ve bluzun ortası şurası oluyor. Bunu muntazam tutmamız gerekiyor. Çünkü giydiğimiz zaman motifin herhangi bir yeri değil, tam ortasında olması gerekiyor ki elbise muntazam dursun. Yoksa güzel durmaz gerçekten. Hem 3 motifi önde hem arkada o 3 motifi görmemiz gerekiyor. Kayar yoksa, desen kayar, güzel hoş görünmez. Şimdi bu iki parçayı birbirine eklemeye başlıyoruz. Şöyle ben buraya bir ip takayım. Kesmişim. Şu üstte ördükten sonra son sırayı ördükten sonra ipi kesmeyin. Kalsın. Ben kesmişim. Tekrar başka bir şey örmüşüm. Çok fazla kesmeyi sevmiyorum. Birden bitsin istiyorum örgüyü. Şimdi orta burası. Buranın da ortası burası. Şuradan ipi buraya bağlıyorum. Ve şuradan örmeye başlıyorum. İpi hemen şu ortadaki boşluğun yanındaki üç trabzanın başına bağlıyorum. Bir de sıkılaştırayım onu. Şöyle ilmek kaydırarak sıkılaştırayım. Tamam. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tam şu orta burasıydı. Şu kenarından hemen kenardaki boşluktan batıp buraya 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 Şöyle. Sonra bu boşluğa geliyorum. Doluyorum. 3 trabzan. 2 3 Sonra gene doluyorum. Boşluğa batmıştık. Şimdi 3 tane sık iğne ördüğümüz şu tepedeki yerlere batıyoruz. Her sık iğnenin üzerine bir trabzan. Doluyorum. Tekrar boşluğa geliyorum. Üst bedenin kısmına geliyorum. 3 trabzanı ördüm. Doluyorum. Şimdi boşlukta sıra. Oraya 3 trabzan. Doluyorum. Yukarı beden kısmına 3 trabzan. Sonra boşluğa batmıştık. Şimdi sık iğnelerin üzerine gene 3 trabzan.
1 2 3 Tekrar beden kısmından gene 3 trabzan. Şimdi boşlukta 3 trabzan. Doluyorum. Beden kısmından devam ediyorum. Üst beden. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirirken bir sıra üst beden kısmına, bir sıra da bel kısmına sıra yaparak, yani şu anda biz iki sıra birden örüyoruz. Hem buraya hem buraya. Birleştirme de bu şekilde. Bir şu boşluğa, bir şu üç tane yaptığımız sık iğnenin üzerine. Bu şekilde birleştirdiğimiz, yani birleştirmeye başladığımız şu yaka, ön beden ortası, şu açık olan yaka bizim ortamız, devam ediyoruz. Şurası da başladığımız yerde tam motifin ortasına denk geliyor. Şurası orta. Buradan başladık. Buradan başladık. Ortanın bir yanından başladık. Şurası tam orta. Şöyle göstereyim. Tam ortanın bir yanındaki şu boşluktan başladık. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Sıranın sonuna geldim. Şuradaki eklemeyi de yaptıktan sonra son eklemeyi yapıyorum. İki trabzan. Örgüye başlarken, yani eklemeye başlarken 3 zincir çekmiştik. O 3 zincir bizim şuradaki 3. trabzanımızı oluşturuyor. Başladığımız noktada birleştiriyorum. Ve örgümüz bitiyor. Gerçekten çok güzel bir elbise olacak. Şimdi askı ve şu kenarlara sık iğne geçeceğim. Daha tok durması açısından. Şöyle kenarlara sık iğne geçeceğim. Daha ütüsü yapılmadı tabii ki. Henüz bitti. Şöyle bir göstereyim. Görülebildiği kadar. Evet, ben çok beğendim. Güzel de bir şey olacak. Şurada mavisini örmüştüm zaten. Bu farklı bir ip, o farklı bir ip ama ikisi de koton ip yani. Bu daha kalınca, bu daha ince bir örgü oldu. İkisi de çok güzel. Şöyle kenar geçeceğim. Aynı bunda yaptığım gibi. Bu da çok hoş, çok güzel bir elbise oldu. Evet. Şimdi hemen ipi bağlıyorum ve kenarlara sık iğne geçmeye başlıyorum. Yakanın şu üstte kalan değil, alttaki trabzanından, şu ikinci trabzanından ben örmeye başlıyorum. Şöyle bir sıkıştıralım ve bir şöyle ipi alalım arkaya. Bir sık iğne yapıyorum. Boşluğa bir tane trabzanların üzerlerine birer tane, boşluğa bir tane
Trabzanlara birer boşluğa bir tane. Biraz toparlayarak dolgunlaştırıyoruz örgüyü. Her trabzana bir sık iğne, ortaya bir tane. Şimdi şu verev kısmına geldik. Yani şöyle göstereyim. Yakayı, yani şu düğme dikeceğimiz, ilik açacağımız, ilik olacak yerleri geçtim. Şuradaki üçgen askı olduğu bölüme geliyorum. Biraz toparlaya toparlaya gidiyoruz. Bir tane daha batıyorum dönebilmek için. Aynı yere bir kere daha battım. Rahat dönsün örgü diye. Boşluğa trabzanın içine, boşluğa şunu da içine alayım. Tekrar boşluğa. Baktınız örgü kasıyor. Hemen bir tane daha örersiniz yanına. Sonra her trabzana bir tane boşluğa tekrar trabzanlara bu şekilde bir el ayarı, göz ayarı yaparsınız. Eğer çok toplarsa, çok sıkarsa gevşetirsiniz. Birer tane daha batarsınız, rahatlar. Yani bir deneyin. Ne kadar tansiyonu çok böyle germeniz gerekmiyor. Toplar bu sefer de çirkin durur. Rahat durması gerekiyor örgünün. O yüzden baktınız biraz kastı, hemen sökün. Bir iki tane daha fazla batarsınız başlarken. Sonra buralara batacağımız zaten belli. Ha, gene de kastı derseniz gene aralara iki tane de bir, üç tane de bir, iki kere batarsınız. Hani bu ayarı siz kendiniz yaparsınız. Çünkü elden ele değişiyor bu gerginlikler. Evet, ben bunu bitireyim. Sonra askılarını yapacağız. Bu sık iğneleri kenarları toparlamak için örerken şurada yapacağımız elbise askılarını, yani kordonları, bu kenarı örerken halletmek istedim. Yani bir daha tekrardan ip takıp örmek istemedim. 50 tane zincir çektim. Bu yeterli bir uzunluk diye düşündüm. Bu zinciri tekrar geri döneceğim. İlmek kaydırarak öreceğim ve bir kordon oluşturacağım. Bunu 1, 2, 3, 4 tarafa da öreceğim. Düğme şunları kullanırsam uçlarında şunlar yakışır diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bir tane boncuk takıyorum. Daha şık görünmesi açısından, yoksa takmasanız da olur. Şöyle bağlıyorum. Sonra bütün şu zincirlerin içerisine ilmek kaydırarak örüyorum. Sık iğne değil. Bu şekilde bir kere de çıkıyoruz şöyle. Bu güzel bir kordon oluşturuyor. Bir sürü modeli var kordon örmek için. Bu sefer bunu tercih ettim. Daha önceki videolarımı izlerseniz zincir görünümlü kordonlar da yapmıştım. Zinciri bitirene kadar bu şekilde örüyorum. Yani sıra sonuna kadar geldim. Bu boncuk bir ağırlık, hafif de olsa bir ağırlık verdiği için güzel duruyor. Yani sanki gerekiyormuş gibi duruyor. Herhangi bir boncuk da takabilirsiniz. Ya da herhangi bir ağırlık. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Hemen sık iğneleri örmeye devam ediyorum. Diğer uca geldiğimde de karşılıklı şöyle aynısını
öreceğim. Sonra sırtı bitirip diğer uçta gene aynı şekilde ve diğer ön kısma gelip aynı şekilde bir bağ daha yapacağım. Ve nasıl başladıysam o şekilde burada başlamıştık. Burada bitireceğim. Evet, elbise bitti. Örgüsünü tamamladım. Bağcıkları da bitti. Şimdi ben buna düğme diktim ama siz isterseniz mayo ya da bikini üstünde giyileceği için çünkü delikli bir model. Üstte ya bikini ya mayo üstü gözükeceğinden şu şekilde bırakabilirsiniz. Daha hoş, daha havalı bile durabilir. İsterseniz de bu şekilde düğmeli yapabilirsiniz. Günlük hayatta yani sokakta da giymek isterseniz bu elbiseyi delikli model değil de motiflerin tamamını trabzan örebilirsiniz. Hem etekteki kare motifleri hem bu beşgen motifleri tamamen trabzan örerek daha kapalı bir elbise yapıp ama şu bel kısmını gene aynı bu şekilde buraları hiç değiştirmeden ve ölçüyü değiştirmeden çünkü sayılarla oynarsanız ek yaparken zorluk yaşarsınız. Hiç ölçüleriyle oynamayın. Geniş beden yapmak istiyorsanız dediğim gibi anlatmıştım aralarda daha çok zincir çekersiniz diye. Ya da daha kalın bir ip kullanıp 5 ile falan örebilirsiniz. 5-5,5 ile de örebilirsiniz. Daha büyük modeller oluşur. Sayılarıyla oynarsanız modeli tekrardan düzeltmek zorunda kalırsınız ki bu bayağı bir iş olur. Evet, benden bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.